Olamaz. Bunun olmaması gerekiyordu. Çok üşüdüm. İşte senin için bir battaniye ve krem şantili sıcak kahve. Bir şey eksik. Dur biraz. Gökkuşağı tatlıya ihtiyacımız var. Ağzı kapalı poşetlere şeker dökelim. Her bir poşete bir damla gıda boyası ekleyelim ve karıştıralım. Birkaç farklı renkte şeker yapalım. Sarı, açık mavi ve pembe. Ve bazı şekerleri de daha koyu tonlarda boyayalım. Gökkuşağı şeker unicorn soğuk algınlığının en iyi ilacı. En sevdiğimiz rengi ekleyelim. Çok güzel. Zeynep Şef, özel bir atıştırmalığa ihtiyacımız var. Unicornlar için kocaman bir hamburger. İçinde de gökkuşağı dolgusu ve sevgi olsun. Arkadaşım Sedef için de... sadece lezzetli bir şeyler lütfen. Beyaz soğan ve sarı domatesi halka halka doğrayalım. Mayoneze parlak gıda boyası da ekleyelim. Susam tanelerine birkaç damla gıda boyası ekleyelim. Ellerimizle karıştıralım. Ve susamları 140 derecede 10-15 dakika pişirelim. Alttaki hamburger ekmeğine de renkli mayonez sürelim. Domates, renkli tavuk göğsü, bir dilim peynir, marul, soğan, peynir ve mayonezi koyalım. Üst hamburger ekmeğiyle kapatalım. Üstünü susam yağıyla kaplayalım. Ve renkli susam tanelerini serpelim. Gökkuşağı Unicorn için lezzetli hamburger hazır. Ve Sedef için de lezzetli bir kurabiye. Afiyet olsun canlarım. Ne diyebilirim ki? Bu haksızlık. Sedef de hamburger istiyor. Dur biraz. Zeynep Şef bu durumu düzeltecek. Hadi ama acele et. Hemen hamburgerimi istiyorum. Kıymaya tuz ve biber ekleyelim. Mor gıda boyası koyalım. İyice karıştıralım. Hamburger köftesini kızartalım. Siyah domates ve kırmızı soğanı halka halka doğrayalım. Koyu renkli marul, mor peynir dilimleri ve renkli mayonez alalım. Siyah hamburger ekmeğini keselim. Alt yarısını renkli mayonezle kaplayalım. Önce marul yapraklarını koyalım. Üstüne de köfteyi. Mayonezle kaplayalım. Domates, peynir ve soğan halkalarını koyalım. Mayonez ekleyelim. Ve üstteki ekmekle kapatalım. Ekmeği zeytinyağı ile kaplayalım. Renkli susam taneleri serpelim. İşte geldi. Mutsuz misafirimiz için kasvetli bir hamburger. Afiyet olsun Popuduk dostlarım. Çok güzel kokuyor. Koyu renk hamburgerime bakma gökkuşağı arkadaşım. Senin kendi hamburgerin var. Tatlıya ne dersin? Unicorn boynuzlu külahtaki şu güzel donatlara bakın. Benim donatım Unicorn'un en mutlu düşünceleri gibi pembe. Bir dondurma külahına marshmallow koyalım. Ve bonibon. Erimiş pembe çikolata dökelim. Sosa donatı yerleştirelim. Buzdolabında sertleştirelim. Boynuzu beze ve pembe şekerle süsleyelim.
Donatı çikolatayla kaplayalım. Ve şekerlemelerle süsleyelim. Buzdolabına koyalım. Boynuza kırmızı folyodan yapılmış bir uç yerleştirelim. Hey, şuna bakın. Herkesin kendi rengi var. Ve çikolata boynuzda bir çikolatalı donatımız var. Koyu renk dondurma külahına M&M koyalım. Ve marshmallow. Her yerine erimiş çikolata dökelim. Çikolatalı bir donat yerleştirelim. 5-10 dakika buzlukta bekletelim. Çikolata soğuduğunda tüm donatı erimiş çikolatayla kaplayalım. Şekerlemelerle süsleyelim. 1 saat donduralım. Boynuza parlak bir folyo yerleştirelim. Gotik donatın tadına bakmak istiyorum. Olmaz. Tatlarımızı karıştırmayalım. 3 deyince ısıralım. Donatlar ve unicornlar çok uydu. Hey, içinde bir sürpriz var. Boynuz şeker doluymuş. Çabuk sen de kendinkini kontrol et. Aa, inanamıyorum. Bunun içinde bir marshmallow hazinesi varmış. Çok lezzetli. Ve arkadaşını süslemeyi de unutma. Gökkuşağı Unicorn'un her zaman bir sürü fikri var. Hadi bir çilek yarışı yapalım. Çilekleri kalp şeklinde keselim. Çileklere çubuk takalım. Beyaz çikolata parçalarını eritelim. Çilekleri buna batıralım. Üstüne şekerleme serpelim. Ayrıca çikolataya biraz pembe gıda boyası ekleyelim. Bir çileği de buna batıralım. Şekerleme ekleyelim. Şimdi çikolatayı mavi yapalım. Bir çileği batıralım. Yenilebilir boncuk ve kalplerle süsleyelim. Bir bardağa büyük ve küçük şekerlemeler koyalım. Üstüne birkaç beze koyalım. Çilek kalpleri yerleştirelim. Sedef içinde çileklerimiz var. Hem de en sevdiği renklerde. Kestiğimiz kalp şeklinde çilekleri koyu renk plastik çubuklara batıralım. Bitter çikolata eritelim. Mavi ve mor çikolata sosu yapalım. Çilekleri bu çikolatalara batıralım. Üstüne şekerleme ekleyelim. Kurallar şöyle. Koklayarak en sevdiğimiz çilek rengini bulmamız gerekiyor. Hadi Unicorn, burunlarımızın gücünü deneyelim. Hayır, bu benim çileğim değil. Çok gökkuşağı kokuyor. Ama bu tam bir gök gürültüsü gibi kokuyor. Yani kesinlikle bu benim çileğim. Bundan bir tane yiyeceğim. Ve üstüne de bir tane gökkuşağından. Üzgünüm gökkuşağı Unicorn. Senin çilek kalpleri bulmayı deneyemeyeceksin. Sedef hepsini yedi. Sadece bir tane kaldı. Çok sıkıldım. Yapacak hiçbir şey yok. Ama gökkuşağı Unicorn üzgün olmayı reddetti. Bak bende ne var? Gökkuşağı tostu. Krem peyniri parçalara ayıralım. Gökkuşağı yapmak için gıda boyası ekleyelim. Ekmeğin üstüne krem peynirinden çizgiler yapalım. Başka bir ekmek parçasından unicorn şekli yapmak için kurabiye kalıbı kullanalım. Kestiğimiz ekmeği krem peynir gökkuşağının üstüne koyalım. Bu ekmeğin üstüne yapılmış bir resim. Gökkuşağı tostuna bayılırım. Daha iyi ne olabilir ki? Benim tostum seninkinden daha iyi olacak. Krem peynire koyu renk gıda boyası ekleyelim. Mor ve kırmızı kullanalım.
Bir parça krem peynire gümüş rengi gıda simi ekleyelim. Krem peyniri ile çavdar ekmeğinin üstüne çizgiler yapalım. Üstüne gıda simi serpelim. Unicorn şeklinde kesilmiş bir ekmekle kaplayalım. İşte bu bir sanat eseri oldu. Bu koyu renkler karanlık unicorn'u simgeliyor. Bu tost özel bir içecekle güzel gider. Kırmızı akide şekerini kıralım. Bir cam şişenin boynuna erimiş mor çikolata dökelim. Lav gibi görünmesini sağlayalım. Çikolata sertleşmeden önce şekeri yerleştirelim. Buzluğa koyup sertleştirelim. Şişeye renkli süt dökelim. Üstüne marshmallowlar koyalım. Affedersin, işte içeceğin. Unicorn için renkli süt. Ama nasıl olur? Gökkuşağı Unicorn yine fikrimi çaldı. Onun içeceği çok pembe ve mutlu. Şişenin boynunu yenilebilir yapıştırıcıyla kaplayalım. Renkli şekerlemelere batıralım. Süte açık pembe gıda boyası ekleyelim. Şişeye dökelim. Marshmallow ekleyelim. Bir pipet koyalım. Boynuna yuvarlak pembe çikolatalı bir kurabiye yerleştirelim. Her zamanki gibi. Tamam, sen çok tatlı ve mutlu sütünü iç. Benimki daha güzel, lezzetli ve soğuk. Unicorn menümüzü sevdiniz mi? Öyleyse daha çok hangi unicorn yiyeceğini sevdiğinizi yorumlara yazın. İyi mi, kötü mü? Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni unicorn tariflerini kaçırmazsınız.